Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler çalışma kitabının çözümlerini kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Sayfa numaralarını söyleyeyim, 29 ve 30. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Hazırsanız ilk sorumuzda başlayalım arkadaşlarım. Ali, Bekir ve Cemal'in manavdan yaptığı alışverişle ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Ali 1 kilo portakal, bakın 1 kilo portakal ve 1 kilo muz için 20 lira ödemiş. Bekir 2 kilo muz, yani 2 tane muz diyelim buna, 3 kilo elma, 3E 42 lira ödemiş. Ve Cemal de 2 kilo portakal ve 5 kilo elma için 46 lira ödemiş arkadaşlar. Buna göre manavda 1 kilo muzun fiyatı kaçtır? Yani bize ne soruluyor? M soruluyor arkadaşlar. Pekala, biz bu M'yi nasıl bulacağız? Şimdi öncelikle gençler şöyle düşünecek olursak, bizim elimizde bakın burada M var, 2M var değil mi? Daha sonrasında P var, 2P var. Şöyle yapalım. Evet, buradan gelecektir. Hepsini bir tamamen toplayalım arkadaşlar, tamam mı? Şu şekilde bir toplama işlemi yapalım. P 2P daha 3P yapar. M 2M daha 3M yapar. Ve 5E 3E daha 8E yapar. Şimdi bunları toplayalım. 42, 46 daha 88 yapar. 20 daha 108 gelir. Şimdi bu cepte. Bu cepte ise şu kısmı düşünün arkadaşlar. Burası ne yapar? 3 parantezinde P artı M yapar. Doğru mu? Artı bir de 8E'miz var. Eşittir 108 dedim ben buna. Daha sonrasında şu kısmı düşünecek olursanız arkadaşlar, bu kısım P artı M'yi biz burada 20 olarak bildiğimiz için, ben şuradaki P artı M gördüğüm yere de 20'yi yapıştırırım. 3 kere 20 ne yapar? 60 yapar. Artı bir de 8E'miz var ve bu da 108 geliyormuş. Buradan 8E dediğimiz sayı 48'in ta kendisi gelir, 60'ı karşıya 108'in yanına fırlatırsanız. Ve böylelikle de E kaç gelir arkadaşlar? 6 gelecektir. Şimdi ben E'nin 6 olduğunu ve M'nin kaç olduğunu merak ediyorum ya. Şimdi E 6 ise 3 kere 6 ne yapar? 18. 18'i karşıya atacaksın. 2M eşittir 42 eksi 18 yapacak. Bu da arkadaşlar 2M eşittir bize 24'ü verir. Böylelikle M kaç gelir muzun kilosu? 12 lira gelir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da 12 olur. Evet, güzel soruydu. Devam ediyorum. İkinci sorumla. 30 kişilik bir sınıftaki her öğrenci okullarında açılan yüzme ve basketbol kursundan sadece bir tanesine kayıt yaptırmış. Bakın, okul arkadaşlar kaç kişiymiş? 30 kişi. Ve okulda sadece yüzme ve basketbol dersleri açılmış. Daha sonrasında gençler şöyle yapalım. Bize demiş ki basketbol için aylık ödenen kurs ücreti yüzme için aylık ödenen kurs ücretinin 4'te 3'ü kadardır. Şimdi 4'te 3'ü demek 4 bölü 3'ü demek ya. Ben bir tanesine 4K dersem öteki 3K çıkacaktır. Dolayısıyla hangisi daha pahalıydı? Basketbol için. Tamam. O zaman yüzmeye ben 4K dersem basketbolun 4'te 3'ü, yani şu şekilde olacağına 4'ler gider 3K gelir arkadaşlar. Dolayısıyla baskette 3K eder deriz. Pekala, bunlar fiyat arkadaşlar. Bunlar yüzme ve basket kurslarının fiyatları. Pekala. Yüzme kursuna, ha bu arada bu sınıfın her iki kurs için ödediği toplam ücret de 2700 liraymış. Devam edelim. Yüzme kursuna katılan öğrenci sayısı basketbol kursuna katılan öğrenci sayısından 6 fazlaymış. Şimdi toplam 30 kişi yok mu zaten? Bu 6 fazlalığı çıkarırsanız 24 yapar. 24'ü 2'ye bölerseniz 12 gelir. Demek ki arkadaşlar, 12 kişi basket kursuna kayıt yaptırdıysa burası 6 fazla olduğu için 18 kişidir. 12'ye 18, 4K'ya 3K gibi bir fiyatlandırma var. Peki 18'de 4K'yı çarpalım. Yüzme için toplanan parayı bulalım. 4K çarpı 18 artı 3K ile de 12 çarparsanız basket için toplam harcanan parayı buluruz. 3K çarpı 12, bakın şurası 72K yapar. 3K çarpı 12 de 36K yapar. İkisini toplarsanız 108K'yı bulursunuz ki 108K'da 2700 liraymış. Şimdi o halde her iki tarafı 9'a bölerseniz, bunu 9'a böldüğünüz 12K geldi. Bunu 9'a bölerseniz 300 gelir. K'da buradan arkadaşlarım 25'in ta kendisi gelecektir. K 25'miş. Basketbol kursu için toplam kaç lira ödenmiştir? Basketbol kursu için 36K ödendiğini söylemiştik. O halde 36K
eşittir 36 çarpı 25 derim. Çünkü K'yı 25 bulduk burada. 36 kere 25 de bana 900 cevabını verir. Cevabımız buymuş deriz sevgili gençler. Ve devam ediyorum 3. sorumla. Birlikte alışverişe giden Ayşe ve Arda alışverişlerini tamamladıktan sonra sırasıyla kasa 1 ve kasa 2'de şekilde gösterilen ürünlerin ödemelerini yapacaklarmış. Ayşe 1. kasada, Arda 2. kasada. Ayşe 2 tane çikolata almış. Arda da Ayşe'nin aldığı çikolatalardan bir tanesinin aynısından bir tanesini ve Türk kahvesi almış arkadaşlar. Her ikisi de kasaya 10'ar lira verdiğinde alacakları para üstlerinin toplamı bir adet Türk kahvesinin fiyatına eşit olmaktadır. Ayşe'ye verilen para üstü Arda'ya verilen para üstünün 6 katına eşit olduğuna göre bir adet Türk kahvesi bir adet çikolatadan kaç fazladır diye sormuş. Şimdi ben çikolataların fiyatına x diyeceğim. Şurada x olacak, Türk kahvesinin fiyatına da y diyeceğim. Demiş ki her ikisi de 10'ar lira vermiş ve ikisinin para üstlerinin toplamı bir tane Türk kahvesi yapıyormuş. Şimdi Ayşe'nin para üstü 10-2x'tir arkadaşlar. Çünkü 2 tane çikolatanın para üstü, 2 tane çikolatanın tutarı 2x, para üstü de 10-2x olur. Artı diğerinin para üstü de 10'dan bir x'i çıkaracağım çikolatayı, bir de Türk kahvesinin parasını çıkaracağım. Şu Ayşe'nin para üstü, bu da Arda'nın para üstü. Bunların toplamı bir tane Türk kahvesini, yani Y'yi aldırabiliyormuş bize. 10, 10 daha 20 yapar. Eksi 2x, eksi x daha eksi 3x yapar. Eksi y, bakın bunu da bu tarafa atarsanız eksi 2y eşittir 0 yapacaktır. İse diyorum, ise şu ikisini ben karşı tarafa atarsam eğer, böylelikle 3x artı 2y'nin tabii ki 20 olması gerektiğini de görebiliriz. Şimdi bu cepte dursun arkadaşlarım, bu işimize yarayabilir. Daha sonrasında Ayşe'ye verilen para üstünden bahsetmiş. Ayşe'ye verilen para üstü 10-2x'di arkadaşlar. 10-2x. Arda'ya verilen para üstünün 6 katı. Arda'ya verilen para üstü de 10-x-y'ydi. İşte bunun arkadaşlar 6 katı buna eşitmiş. O halde buradan bir denklem çıkarabiliriz. 10-2x eşittir 60-6x-6y dedim. Eksi 6x'i bu tarafa gönderdim, 4x yaptı. Eksi 6y'yi de bu tarafa gönderdim, artı 6y yaptı. Onu 60'ın yanına fırlattım, 50 yaptı. Ben bu denklemi 2 ile sadeleştirirsem böylelikle 2x artı 3y'nin de 25 olması gerektiğini görebiliriz. Bu da yine cebimizde durması gereken argümanlardan bir tanesi. Bak şimdi, şunu şuraya çektim ve bize sorulan ifadeyi tekrardan okuyorum. X, Y'yi bu ikisinden bulabiliriz çünkü. Ne demiş? Bir adet Türk kahvesi, yani Y, bir adet çikolatadan kaç lira fazladır? Yani Y eksi X kaçtır diye sorulmuş bize. Ben bunu bulabilmek için alttaki denklemden üstteki denklemi değil, üstteki denklemden alttaki denklemi çıkarırım. 3Y'den Y çıktı, Y. 2x'ten 3x çıktı, eksi x eşittir 25'ten 20 çıktı, 5 kalır arkadaşlar. Demek ki 5 lira fazlaymış diyeceğiz biz bu sorumuzun cevabına. Ve bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. 30. sayfamız 4. sorumuzdayız arkadaşlar. Öncelikle babası Salih'e demiş ki yünlü çoraplarda tek fiyat kampanyasından 5 dememiş. Babası Salih'e yünlü çoraplarda tek fiyat kampanyasından 5 tane yünlü çorap almış. Ancak yünlü çorap Salih'te kaşıntı yaptığından dolayı Salih bunlar yerine başka çoraplar almak için mağazaya gitmiş ve satıcıyla arasında şöyle bir konuşma geçmiş arkadaşlar. Demiş ki Salih, merhabalar demiş. Bu çorapları ben değiştirmek istiyorum. Bunlar yerine ne alabilirim diye sorulmuş. Satıcı da demiş ki, merhabalar, şimdi değiştirmek istediği şey ne? 5 tane arkadaşlarım, 5 tane yünlü çorap değiştirmek istiyor. Yani fiyatına 5Y dedim. Yünlü çorabın bir tanesinin fiyatı Y olsun. Böylelikle 5Y yünlü çoraplar için Salih'in babasının ödediği fiyat aslında. Satıcı demiş ki, merhabalar efendim, bu çorapların parasıyla 4 tane termal çorap alabilirsiniz. Eşittir 4 tane termal çorap dedim. Salih de diyor ki, benim 4 tane termal çoraba ihtiyacım yok. Ben 2 tane termal çorap ve 3 tane de pamuklu çorap almak istiyorum demiş. Satıcı, o halde üzerine para ödemenize gerek yok demiş. Yani o fiyata bunları alabilirsiniz yine demiş. Yani bu buna eşit olacak. Pekala, şimdi şu ve şu eşitlikten sevgili arkadaşlarım, 2T'yi bu tarafa atarsanız 2T eşittir 3P yaptığını görürsünüz. Ve böylelikle 4T'nin de 6P'ye eşit olduğunu görürsünüz.
Yani zaten 5y 4t'ye eşittir. Aynı zamanda 4t 6p'ye de eşitmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bu konuşmadan sonra Salih aldığı bir tane termal ve bir tane pamuklu çorabın defol olduğunu fark etmiş ve bu çorapları geri verip 15 lira da iade almış. Yani bir tane termal çorapla bir tane pamuklu çorabın toplamının 15 TL olduğu bilgisini de sorumuz bize vermiş. Kampanyadaki bir adet yünlü çorap kaç liradır diye soruluyor. Şimdi öncelikle 5, 4 ve 6'nın ortak katı 60'tır. Demek ki ben Y'lere 12K diyeceğim. T'lere 15K diyeceğim. P'lere de 10K diyeceğim ki ben bunların hepsini çarptığım zaman 60K'ya eşit olsun. Çünkü hepsi birbirine eşit. O halde T kaçtı arkadaşlarım? 15K'ydı. P neydi? O da 10K'ydı. İkisini toplarsanız 25K eşittir 15 TL yapar. K da buradan 15 bölü 25 lira yapar. Yani 3 bölü 5 TL yapar arkadaşlar. K'yı bulduk. 3 bölü 5 lira. Peki neyi sormuştu? Bir adet yünlü çorap. Bir adet yünlü çorap 12K'ydı. K neydi? 3 bölü 5 TL. Yani 12 çarpı 3 bölü 5 bize cevabı verir. 36 bölü 5'tir. Bu da arkadaşlarım 7,2'nin ta kendisidir diyebiliriz. Bölme yaptığınız zaman, bakkal bölmesi yaptığınız zaman cevap bu gelir deriz. Beşinci sorumuz için şöyle yaklaşalım. Sağ tarafta çözülecek yer var çünkü. Bir manavda perşembe günleri halk günü kampanyası olup tüm ürünlerde kilo başına aynı tutarda indirim yapılmaktaymış arkadaşlar. Şimdi Melek bu manavdan kış hazırlığı için çarşamba günü 15 kilo domates, perşembe günü 7 kilo patlıcan almış. Bakın şimdi çarşamba günü diyorum ve perşembe günü diyorum. Tamam mı? Çarşamba ve perşembe. Çarşamba günü ne almış? 15 kilo domates almış. 15D diyelim buna. Perşembe günü de 7 kilo ne almış? Patlıcan almış. 7 çarpı, şimdi çarpı patlıcana indirim yapacak. Perşembe günü halk günüydü ya. Dolayısıyla ben diyorum ki 7 çarpı patlıcana x lira indirim uygulansın. Ve toplamda ödediği tutar da bu olur. 15D artı 7 çarpı P eksi x olur. Eğer çarşamba günü 7 kilo patlıcan, yani burada 7 kilo patlıcan alırsa işte o zaman 7 tane patlıcan kilosu kadar para verir. Artı perşembe günü 15 kilo domates almış. 15 çarpı tabii ki bu sefer de D eksi x olacak. Çünkü perşembe günleri halk günü olduğu için tüm ürünlere aynı tutarda indirim yapıyordu. X lira indirim yapılacaktır. Tamam mı? Pekala. Domates almış olsaydı 16 lira daha az ödeme yapacaktı. Yani ben buna 16'yı eklersem bu eşitlik, bu eşitliğe, yani bu ifade eşit olacak. Pekala. Şimdi 15D diyorum. Artı 7P eksi 7X eşittir 7P artı 15D eksi 15X artı 16 dedim ben buraya. Tabii 16'yı siz görmediniz. Şöyle çekelim. Pekala. Şimdi arkadaşlar bakın, her iki tarafta 15D'ler var. Her iki tarafta 7P'ler var. Eksi 15X'i bu tarafa gönderirseniz 8X kalır. Eşittir 16 olacaktır. X buradan kaçmış? 2. Bize sorulan şey buna göre perşembe günü tüm ürünlerde kilogram başına yapılan indirim kaç liradır diye sorulmuştu. İşte biz bunu bulduk. Cevabımız 2'ymiş. Evet arkadaşlar, bu da son sorumuz. 6. soru, şu kısmı sileceğim. Evet, birazcık da şöyle uzaklaşırsak çözecek yer bulalım. Hem siz soruyu görün hem de ben çözecek alan bulayım. Tuncay ve Bilgehan girdikleri bir kooperatif aracılığıyla peşinat ödemeden tamamı eşit taksitlerle gençler iki tane daire almışlar. Peşinatsız tamamını sevgili arkadaşlarım eşit taksitlere böldürerek daire almışlar. Tabii eşit taksitlere derken ikisi de eşit tutarda, eşit miktarda taksite böldürmüyor. Taksitleri birbirine eşit. Eşit fiyata sahip bu dairelerden bir nolu daireyi alan Tuncay, şunu Tuncay almış bakın, bir nolu daire. İki nolu daireyi alan Bilgehan'dan her ay 14 bin lira daha az ödeme yapmış. Şimdi bu x lira ödediyse bu x eksi 14 bin TL ödemiş her ay. Pekala, Tuncay ve Bilgehan'ın ödeme planları aşağıda verilmiş. Buna göre Bilgehan'ın aylık ödemesi nedir diye sorulmuş bize. Şimdi şunları da silelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın gençler. Şimdi Tuncay 20 Temmuz'da ödemeye başlamış. 20 Ekim 2020'de ödemesi bitecekmiş.
Yalnız birisi 2018 öteki 2020. Şimdi Temmuz'da ödemeye başlıyorsam ben Ekim'e kadar gideceğim, tamam mı? Temmuz'da ödemeye başlıyoruz bakın. Ekim'e kadar da gideceğiz. Acaba Temmuz'dan Ekim'e kaç ay var diye düşüneceğiz. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim. Yani 4 ay. Tamam mı? Artı. Şimdi Ekim'e kadar gittik ya zaten. Bir de 2 sene var üstüne. Yani bir de 2 sene var. Çünkü 2018'den 2020'ye. Şu an ben 20 Ekim 2020'ye kadar gittim. Temmuz'dan Ekim'e. 20 Ekim 2018'e kadar gittim. Özür dilerim. 2018'den de 2020'ye 2 yıl olduğu için 24 tane ay var dedim. Yani toplam 28 taksitle ödemiş arkadaşlar. Demek ki Tuncay. Bilgehan'a bakıyoruz. 20 Temmuz 2018'den 20 Şubat 2020'ye. Önce Şubat 2019'a gitmem gerekiyor. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Yani 8 ay var. Artı üstüne 2019'dan 2020'ye 12 ay daha var. Yani toplam 20 taksitle ödemiş diyeceğiz arkadaşlar Bilgihan'da. 28 taksiti her ay x8'i 14.000 TL ödeyecek biçimde ödemiş. Diğeri ise 20 ay boyunca x lira ödemiş. Ve ikisi de biliyorsunuz aynı evi aldıkları için fiyat aynı. Dağıtacağız. 28x eksi 28 çarpı 14.000 diyorum. 28 çarpı 14.000 diyorum arkadaşlar. Bunları çarpmayın, gerek yok. Eşittir 20x. Şimdi ise 20x'i 28x'in yanına 28 çarpı 14.000'i bu tarafa atıyorum. 28x'ten 20x'i çıkarırsanız tabii ki 8x kalacaktır. Eşittir 28 çarpı 14.000 dedim. Ve gençler, 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 7, 2'ye böldüm 2'ye böldüm 7.000 yapar burası. Ve böylelikle x kaç gelir? 49.000 TL gelir. Şimdi Bilgehan'ın aylık ödemesi sorulmuştu. Ben Bilgehan'ın aylık ödemesine x demiştim. X de zaten 49.000 lira buldum. Demek ki Bilgehan'ın aylık ödemesi neymiş arkadaşlar? 49.000 TL'ymiş. Bir de şöyle para yazıldıktan sonra eskiden böyle senetlere, çeklere falan böyle işaretler konulurdu. Bu arada testimiz bitti. Böyle işaretler konulurdu. Babam da böyle koyardı işareti. Babam sanayici, öyle senetleri falan yazarken şöyle şöyle yapardı, TL yapardı, başına ve sonuna şöyle iyice sıkıştırıp böyle kare koyardı. Niye? Çünkü mesela şimdi Allah korusun çek falan yazıyor ya, 49.000 TL yazdın şöyle. Adam gider mesela o senetin üstüne veya çekin üstüne bir sıfır daha ekler, 49.000 liralık çek vermek yerine 490.000 liralık çek verir, örnek veriyorum. İşte o zaman çok büyük zararlara uğramamak adına. Eskiden sistem böyleymiş ya. Şimdi çekler bile elektronik, senetler bile elektronik. O yüzden dert yok, tasa yok. Evet gençler, bu eski genel kültür bilgisini de verdikten sonra videomuzu bitirelim. 30. sayfamızı bitirdik. 31. sayfamızda terazi ve ölçüm problemlerine geçeceğiz. O videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.